Türk vatandaşı çalışabilir mi bir Hollanda, Almanya'da İngiliz firmasına uzaktan? 12.700 tane remote iş var. Sizin ne kadar iyi olduğunuzu siz biliyorsunuz ve onu gösterin. İngiltere'de daha çok formal olarak geçer, biraz daha sıkıdır ve kurallıdır. Ben terlikle elemanı aldım. Şu anda zaten bizim bir tane bölümün müdürü. Gelecekte hangi sektörlerde hangi program dilleri popüler olacak? Ve öldü. Bugünkü konuğum Senior Talks'ta tekrar Kaan Köksal. Kaan Köksal bu Senior Talks fikrinin babasıdır. Onu öncelikle söyleyeyim. Tekrar bu fikrin için teşekkür ederim Kaan. Bu fikirle geldiğin için, bu formatla ilerlediğimiz için gerçekten çok memnunum ben. Çünkü çok fazla ilham alınacak hikayeler var. Başta senin tecrübelerini de paylaşmak adına böyle iyi bir platform oluşturmuş olduk. Tekrar teşekkür ederim. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sağ ol Emre. Teşekkür ederim. Ya aslında beraber yaptık, sırf ben değil. Bu konuyu beraber düşündük. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi Kaan'la ilk bölümde ta Senior Talks'un ilk bölümü kendisiyleydi ve yurt dışında iş bulmak ve doğru CV yazımı üzerine bayağı detaylı konuşmuştuk. Şimdi öncelikle çok merak ettiğim bir konu var. O gün kapatırken de söylemiştim. Mülakatta dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Bir de şunu belirtmek istiyorum. İlk bölümü belki seyretmemiş olanlar vardır. Kaan şu anda Hollanda'da yaşıyor ve çok uzun yıllardır yurt dışında yaşadı. Özellikle insan kaynakları üzerine bir uzmanlığı var. Ama daha da derinde, daha uzmanlığı teknik eleman bulan bir uzman kendisi. Doğru mu söyledim? Biz Türkçe... Evet, Türkçe'ye çevirirsek harfi harfine doğru bir çeviri oldu. Evet, yani evet. Technical recruitersın sen yani temel itibariyle. Evet. IT sektörüne eleman buluyorsun. Bak bu doğrusu oldu. Buldum sonunda. Peki Kaan, evet, sen şimdi bize hemen şu püf noktalarını sayar mısın bize? Mülakatta adayların dikkat etmesi gereken önemli hususlar neler? Ya ilk başta tabii ki başvurduğu ya da kendisine ve öldü. Kendisi şeyde diyor, reach out neydi ya? Somebody reach out olur diye ne oluyordu? İlk önce tabii başvurduğu ya da o şirketten bir şekilde ona, o kişiye profesyonel ulaşıldığı şirketle ilgili bilgiyi edinmesi lazım. Tabii bu bilgiyi çok fazla aylarca okumanız da gerek yok. Önemli olan 4-5 önemli konu var. Bunların bir tanesi şirketin durumu ve şirketin hangi product üzerinde çalıştığı önemli. Yani ürün üzerinde çalıştığı önemli. Onu anlamak ve onu anladığınızda bu ürünleri yaparken ne gibi teknolojiler kullanıldığı, tech stack dediğimiz bir olay var. Bu da yazılımla ilgili olabilir. Ya da sistem üzerindeyseniz infrastructure'da kullanılan tools'ları, yani yardımcı programlara da bakabilirsiniz. Bu önemli. Bunu aldıktan sonra şirketin geneline bakabilirsiniz. Çünkü bu şirket yerel bir şirket mi, lokal bir şirket mi, yoksa internasyonel bir şirket mi? O da çok önemli. Çünkü terim olarak, affedersiniz, İngilizce kullanacağım. Cultural fit dediğimiz bir olay var ki ona da değiniriz bir başka gün. O sizin için de önemli. Çünkü hem konuşma olarak hem bireysel olarak sadece şirketlerin eleman bulması değil, sizin bulduğunuz şirketin de sizin için uygun olması önemli. Bu bilgileri topladıktan sonra bir de bakmanız gereken önemli nokta, ne kadar büyük bir şirket ve bu şirket hakkında biraz da bilgi edinmeniz lazım. Dışarıda kendi web sayfasının dışında mesela platformlar var. Glassdoor diye bir platform var. Oradan hem eski orada çalışmış ya da şu anda çalışan elemanların feedbacklerini, yani görüşlerini alabilirsiniz. Ona bakabilirsiniz. Sektör de önemli aslında. Hangi sektörde olduğu da önemli. Dijital dünya gelişiyor. Bu, ne bileyim, örnek veriyorum, giyimde bile olsa, giyimde şu anda teknolojiye döndüğü için o tip sektöre de bakmak da önemli. Gelecek kariyerinizi belirlediğiniz hedeflerden bir tanesi olmalı hangi sektöre gideceğiniz. Merak ettiğim bir konu daha var. Tamam, bu araştırmaları yaptık ve mülakata gittik. Sen işte bir mülakat yapıyorsun. Nasıl başlıyorsun hikaye ve karşı taraftan nasıl tepkiler bekliyorsun? Evet, o da bir nokta. Şimdi her ülkenin gördüğüm, yani tecrübenden sonra her ülkenin kendilerine göre bir interview düzeni var. Yani görüşme düzeni var. İngiltere'de tamamen farklı, Almanya'da farklı, Hollanda'da farklı. İngiltere'de çok formal olarak geçer.
saygı çerçevesi çok önemli. İlk bakışta bir şey ayarlamak için. Ama tabii teknoloji de eskisi gibi değil. Normalde takım elbise giyilirdi ama teknoloji şeyinde artık onun bir önemi kalmadı. Yani direkt temiz giyindikten sonra düzgün, hoşa gittiğin sürece bir problem yok. Artı İngiltere'de önemli olan detay çok vermek. CV'nde de farklılık yaratacak detaylar vermek. Ama kısa tutmak önemli. O detayları da çok uzun olmadığı sürece. Ve görüşmede en yapılması gereken bir noktalar bir tane İngiltere'de de verilen sorulara cevapları bitirmek. Öyle bir durum oluyor ki bazen konuşmalarda soruyu soruyorsunuz, bitmesini bekliyoruz. Ama beklediğimiz noktada hala devam ediyor. Eğer mülakatçı soruyu sorup siz kendinize göre soruyu cevapladığınıza inanıyorsanız orada bitirebilirsiniz cümleyi. Ben hep şöyle düşünmüşümdür mesela. Diyorum ya, çok insani bir ilişki aslında. Karşı tarafı çok fazla ikna etmeye çalışmak genelde sizin çok ümitsiz bir durumda olduğunuz hissini veriyor karşı tarafa. Dolayısıyla olması gerekenden fazla cevaplanmak gerekir gibi geliyor bir sorunun cevabını. Eğer bir insan, bir eleman mülakata çağrılmışsa tamamen CV'sindeki kaliteden dolayı çağrılmıştır. Eğer artı başka bir ülkeden, yani iki farklı ülkenin beraber bir mülakat yapması, kendini çok daha göstermesi aslında negatif bir şey değil. Bence pozitif bir şeydir. Çünkü orada onun işe verdiği, kendi yaptığı işe verdiği değeri bir şekilde ikinci bir dilde anlatmak istediği için kaynaklanıyor. Ben işte biraz önce bahsettiğim vardı ya, Alman şirketi mi bu yoksa internasyonel mi? Bu çok önemli. Eğer internasyonel şirketteysen bu tip konular, özellikle ben onları anlıyorum. O yüzden bir ön aşamada hep kendilerine bilgi veriyorum. Bildiğini en iyi şekilde soruyu anlayıp cevaplaman yeterli. Mülakatta en önemli noktalardan bir tanesi, her zaman benim de yaşadığım, özellikle Türkiye'den örnek verelim. Birçok cici insanla, gerçekten kaliteli yazılım uzmanlarıyla konuştum. Hepsinde bir heyecan var. Hepsinde bir İngilizce konuşma isteği var. Ki gerek yok. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü mesela Hollanda'dayız. Hollandalıyla Türk konuştu mu, ikisi de ikinci dillerini konuşuyorlar. O yüzden kimse kimseden %100 İngilizcesi ya da Amerikan İngilizcesi beklemiyor. Bir tip vermek istiyorum bütün çalışan profesyonel arkadaşlarımıza. Sizin ne kadar iyi olduğunuzu siz biliyorsunuz ve onu gösterin. O yüzden hiç heyecanlanmaya gerek yok. Sen şu anda Hollanda'da yaşıyorsun ama İngiltere'de bu işi yaptın ve Almanya'ya da eleman buldun. Bu üç ülke arasındaki mülakat farkları tam olarak nedir? Biraz önce bahsettiğim gibi İngiltere'de aslında yarıda kaldı. İngiltere'de daha çok formal olarak geçer, biraz daha sıkıdır ve kurallıdır. Almanya'da da aynı şekilde olur. Ve Almanya'da biraz da önemli olanlardan bir noktası, senin nerede okuduğun, eğitimin de çok önüme geçer. Onda da önemlidir. Hollanda tamamen farklı. Hollanda çok bambaşka bir ülke. Her şeyle, süresiyle, konuşmasıyla, giyimiyle, bakış açısıyla kimse kimseyi birbirinden üstünden görmez. Herkesi aynı seviyede görerek mülakata girilir. İnsanların giyiniş tarzları, bakış açıları diğer ülkelere göre daha rahat. Terlikle gelebilir mi adam mesela mülakata, gelen oldu mu? Ben terlikle elemanı aldım. Şu anda zaten bizim bir tane bölümün müdürü. Terlikle mi hala çalışıyor? Flip-flops. Flip-flop. Sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Evde olduğu için olabilir ama. Ha, olabilir. Olabilir. Ya kültür farkları ister istemez oluyordur ama yani bu rahatlık gerçekten birçok insanın böyle özendiği bir şey olsa gerek. Şimdi senin elinde bir takım veriler var bizimle paylaşmak istediğin. Evet. Bir istersen hemen onlara değinelim. Şu anda Avrupa genelinde olmasa bile senin elinde işte Almanya, İngiltere ve Hollanda'da eleman açığına dair bir takım veriler var. Bir onları bizimle paylaşır mısın? Evet. Ya ben data üzerine çok çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi ilk görüşmemizde söyledim. Ben sadece recruiter değil ama artı sourcer dediğimiz bir olay var. Data kullanarak, bu verilerle bulayım, search string yaparak, insan kodlar yazarak belli kriterlerdeki kişileri de buluyoruz. Tabii bu da bize data üzerinde çalışmamıza çok yardımcı oluyor. Ve bu datayı kullanarak ona göre raporlar yazıyoruz. Aslında yazdım birkaç tane. Şu anda toplam Avrupa ülkeleri içerisinde 12.700 tane remote iş var. Uzaktan çalışabilecekleri işler diyorsun. Evet.
remote olarak uzaktan çalışabilen kişiler. Ben bahsettiğim sadece technical üzerine, yani teknoloji üzerindeki işlerden bahsediyorum. Daha hatta bugün bir raporuma yazdım. Hollanda'da 7345 tane şu anda informasyon işi var. Bunun 49'u remote. Yani %1'i bile değil neredeyse. Ama bu Hollanda'da. Hollanda'da remote iş çok zor bulunan geldi. Şirkette çalışmak zorundasın. Evden ne kadar çalışırsan çalış ama ülkenin içerisinde olmak zorundasın. Böyle bir kültür yoktu. Tabii pandemiden sonra görüyorum ki sayı artmaya başladı. Ki bu eskiden hiç yoktu diyebiliyorum Hollanda'da. Bu Hollanda. Peki hemen kısaca bir soru sorayım. Bir Türk vatandaşı bu firmalara başvurarak uzaktan çalışabilir mi? Ona geleceğim şimdi. Tamam. Birkaç tane şirket ismi vereceğim. Çünkü az sonra. Önemli bilgi. Önemli bilgi. Flash. İngiltere'ye baktığımda İngiltere'de şu anda informasyon teknoloji üzerine iş, açık iş şu anda olan 11 bin tane iş var. Ve bunun 1000 tanesi remote üzerine. Yani sayılar artıyor. Geçen sene bu yaklaşık 300'dü. Yine bu kadar 11 bin iş varken mi 300'dü? Aşağı yukarı aynı mıydı IT açığı? Evet, aşağı yukarı. Hatta daha fazlaydı. Çünkü şu anda pandemiden dolayı birçok şirkette recruitment freeze, yani iş alım dondurulması var. O yüzden düşmüş sayılar. Ama bu çok daha yüksekti daha önceden ve çok daha az remote'tu uzaktan çalışma. Şu anda neredeyse uzaktan çalışma olasılığı 3 katına çıkmış. Pandemi olmasına rağmen. Aslında pandemiden dolayı mı desek? Ya pandemiden dolayı tabii ki pandeminin çok büyük etkisi oldu. Ama bu da bir fırsat. Yani gelecek çünkü. Bu böyle olacak. Çünkü pandemi bize çok şey öğretti. En sonunda Almanya'ya baktım. Almanya'da daha da fazla aslında. Almanya'da 12.800 iş şu anda var. Ve bunun 1700 tanesi remote olarak. Bu da büyük bir rakam ki Almanya, özellikle Berlin, Amsterdam ve Londra şu anda Avrupa'nın en büyük tech capital, informasyon teknoloji merkezi diyebiliriz. Yani startup, yeni başlayan scale-up company'ler büyüyor. Bu da büyüdükçe demek ki remote işleri de çoğalacak. Çünkü eleman eksikliği olduğu için o yüzden remote yükseliyor. Tabii ki pandemi etkisiyle remote daha çok popüler olmaya başladı. Senin sorduğun soruya gelelim. Evet. Flash. Dananın kuyruğunu koptuğu yer. Türk vatandaşı çalışabilir mi bir Hollanda, Almanya'da İngiliz firmasına uzaktan? Tabii ki çalışabilir. Yani her ülkenin her elemanı her yerden çalışabilir. Sadece Türkiye değil ama Türkiye'de tabii ki çalışabilir. Önemli olan doğru şirketi bulabilmek remote üzerine. Nasıl bulacağız? Aslında çok basit. LinkedIn üzerinde, eğer LinkedIn kullanıyorsanız LinkedIn üzerinde şu anda remote dediğimiz bir seçenek var. Onu yazarak bu rakamları siz de kendinizde görebilirsiniz. Birkaç tane de firma göndereceğim ki bu firmalar genelde startup firmaları. Online bir data. Yani ben bir şeye para almıyorum o ya da onun gibi bir şeyler, promosyon yapmıyorum burada. Sadece online'dan, Google'dan siz de yazdınız mı? Direkt alabileceğiniz bir nokta. Aklıma gelen Booking.com, Uber, TomTom, Liberty Global, süpermarket grupları. Şimdi diyeceksiniz süpermarket grubu mu? Kaan diyeceksin ama şu anda en fazla revenue yapan bu ülkelerde süpermarket grupları ve süpermarket grupları şu anda aplikasyona geçtiler. Çünkü pandemiden dolayı ve bu büyük bir ihtimal bu aplikasyonlar daha ileri bir kalitede noktada olacak. O yüzden süpermarket grupları da çok önemli. Bu da benden size bir tip olsun. Hazır tam da böyle buraya gelmişken bir pro tip daha verip bitirelim istersen. Gelecekte hangi sektörlerde hangi program dilleri popüler olacak? Senin product development'a ve kullandığın product'a bağlı. Üreteceğin ürüne bağlı. Ve kullanacağın sisteme bağlı. Python, Java, frontend olarak genelde Vue.js, React. Bunlar önemli JavaScript üzerinden ya da TypeScript üzerinden. Yine backend JavaScript, Node.js, o da iyi. And son olarak yine Golang bayağı popüler şu anda. Almanya'da en çok popülerlerden biri de PHP. Gerçi PHP kullanıcıları çok iyi. Eskiden Ruby vardı, Ruby on Rails yine var ama popülerliğini bir noktada son 5 yılda falan yitirdi. PHP'ler yine üst noktada ama
PHP'ciler de şu anda GoLang'e doğru yöneliyor. Gördüğüm kadarıyla gelecekteki programlar bu programlar. Python hiçbir zaman ölmeyeceğine inanıyorum. Java da bir şekilde, özellikle SaaS şirketlerinde. Ama yeni ürünlerde, daha çok aplikasyonlarda falan React Native kullanılıyor. O da React'in bir dalı. Yani bu programlar genelde sükse oluyor. Şimdi büyük bir ihtimal Microsoftçular, .NET'çiler bana kızacak. .NET'ten niye bahsetmiyorsun diye. Tabii ki .NET de çok önemli Microsoft programları üzerinde. Dediğim gibi yani kimse alınmasın, kimse kızmasın bana. Kullandığım program ve sisteme bağlı bir şey. Süper Kaan, çok teşekkür ederim. Bence yine çok aydınlatıcı, harika bir bölüm oldu. Sana arkandaki mor gitarla mutluluklar diliyorum öncelikle. Ya ben teşekkür ederim baba, her şey için sağ ol. Elimden geldiğince daha detaylı bilgi vermeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi yani kendiniz açıp araştırmanız da çok önemli. Sadece duyduğunuz da değil. Her şey internette var. Her şeyi bulabilirsiniz. Önemli olan biraz araştırma yapıp biraz azimli olmak. Ve biliyorum Türkiye'de de olup gerçekten kaliteli firmalar, benim görüştüğüm değerli büyük firmaların insan kaynakları direktörleri, müdürleriyle görüşüyoruz. Türkiye gerçekten çok kaliteli bir yapıya sahip teknoloji konusunda. Eleman konusunda da dahil olmak üzere. Kesinlikle öyle. Tekrar çok teşekkür ederim Kaan'cığım. Yorumlarınız, sorularınız varsa aşağıya bekliyorum. Kanala abone olmayı da unutmayın. Tekrar sağ ol Kaan. Tekrar başarıların devamını diliyorum ve terfini de kutluyorum. Teşekkür ederim dostum. Ben de sana başarılar diliyorum. Program çok iyi gidiyor. Ben de dört gözle bekliyorum haftaya hangi program olacağı için. Teşekkür ederim. Görüşürüz tekrar. Kaan'la bölümlerimiz devam edecek.